Merhaba arkadaşlar. Evet, şimdi peri kızımıza gelelim. Bakın, şu yüzeye doku kazandırdık. Her tarafına gördünüz mü? Bakın şuraya kazandırmadım. Şuraya. Nasıl da belli gördünüz mü? Yani dokuyla doku kazandırmam arasında dünya kadar fark var. Şimdi orayı da ben size sırf göstermek için yapmadım. Hani göstereyim diye. Şimdi hatta onu sonra da yapabilirim. Tamam mı? Lütfen arkadaşlar dokuya ehemmiyet verelim. Bakın nasıl parlıyor gördünüz mü? Ama bu taraf ne kadar güzel. Gerçekten şu zemini hissettiriyor bize. Şimdi bu doku kazandırdığımız resmimizi alıyoruz. Hemen kenarlarından 3 santim. Şuradan bakın 3 santim. Buradan 3 santim. Buradan 3 santim olacak şekilde bir maket kartonuna yapıştırıyoruz. 3 milim kalınlığında. 3 milimetre kalınlığında. Ben yine her zamanki gibi paspartoya yapıştıracağım. Elinizde paspartu varsa paspartuya yapıştırın. Önemli değil. Hemen ben silikonumu hazırlayayım. Şimdi onun etrafını bir çizeyim ben de. Silikon nereye süreceğim belli olsun. Şöyle ayarlıyorum önce yerini. Bu benim 3 santimden de az. Çünkü ince çerçeve yaptıracağım. Aman şeyi unuttuk. Televizyon unuttuk. O yüzden hani hocam siz bize 3 santim diyorsunuz. Kendiniz 2,5 yapıyorsunuz. Arkadaşlar ince çerçeve yaptıracaksanız 2,5 da yapabilirsiniz. Ama çerçeveciye gittiğiniz zaman çerçeveciye yapıştırma şey için pay kalmıyor. Yapıştırmak için pay kalmıyor. O yüzden lütfen onu da dikkate alın. Bunu bakın özellikle gösteriyorum ki nasıl yapıştırdığımı görün. Bunu dümdüz yapıştırıyoruz. Perspektif için kaldırma yapmama gerek yok. Şuraya kaldırmayacağım. Hiç gerek yok. Zaten bunlar böyle üst üste yığılacak. Tamam mı? Bazı resimlerde de böyle yapabilirsiniz. Evet, sınavım soruyor öğrencilerimiz. Bu hafta sınava girdim. Bakın çizdim. Pek iyi geçti söylenemez. Gerçi çalıştım. Aha, kesinlikle kopya çekmedim. Online olduğu halde kesinlikle kopya çekmedim arkadaşlar. Hiç artık bu Covid-19'dan sonra sürekli sınavlarımız online yapılıyor. Herhangi bir kartınız olabilir. Şöyle güzelce yayalım bunu. Hiç kopya çekmedim. İstesem çekebilirdim ama çekmeyeceğim. Öyle bir kişilikte bir insan değilim. Neyse hakkım o yani. O yüzden biraz kötü gitti. Aslında yakın sorulardı ama biraz zorlandım diyelim. Evet bakın dümdüz cila yaptım. Bakın hiç aralarda boşluk kalmasın tamam mı? Bakın şurada şu kısmında bakın silikon gelmemiş. Hemen silikon yapıyorum. Eğer aralarda böyle hani silikonun ulaşmadığı yerler olursa orada şey kalkma yapar. Şunlar kalkma yapar. Hemen bunu koyalım. Aa, ezana denk geldik gene yine aziz Allah. Evet, dümdüz yapıştırın tamam mı? Şurayı yapmadınız hocam doku. Orayı sonra da yapsam olur. Çok önemli değil. Dümdüz yapıştıralım. Hava güzel gibi arkadaşlar ama millet şortla tişörtle dolaşıyor burada. İnanılmaz. Ben donuyorum. Ben de çünkü aynı hatayı yaptım. Geçen haftalarda ince giyindim. Bakın şuraya da doku yapmamışım. Nasıl parlıyor gördünüz mü? Bakın. Bak. Bak. Şah. Şurayı gördünüz mü? Bakın burası 9 yapılmadı. Burası yapıldı. Buraya da yapacağım tabii ki. Buralar hep boşlukları yapacağım. Tamam mı? Şu meleğin üstüne yapmasanız da olur. Gerek yok. Onu ben sonra yaparım. Güzelce şöyle. Şu kenarlarda pütür kalmasın arkadaşlar. Buraya çünkü çerçeveci şey koyuyor. Paspartu koyuyor. Ben de bir hava güzel diye oh böyle incecik incecik giyindim. Ondan sonra da hasta oldum. Evet bu kalsın. Bu dursun şimdi. Bunu kaldırıyorum kenara. Kuruyacak. Evet şimdi. Perimizde nerede kalmıştık? Şunu yapıyorduk ki tam. Şu parçayı ben herhangi bir yerinden doğaçlama kestim. Şurayı arka kanadına. Şu ön kanadıydı. Onu şuraya yapalım demiştim. Şöyle bakıyordum. Bakın şimdi ben bunu keseceğim biraz. Hatta şu uç kısmını da keseyim. Hani dedim ya elinizde resim kalmazsa doğaçlama nasıl kesebileceğinizi gösteriyorum size. Evet bakın şu kısımda şurayı da biraz fazla onu alayım. Hatta onun boyunu küçülteyim bakın şöyle. Bakın arkadaşlar bu teknikler çok önemli.
Lütfen hani bu resmi yapmasanız da videolarımı izleyin ki neler yapabileceğimizi görün. Biraz şuradan keserim. Ha bunu ben şey için söylemiyorum. Hani benim videolarım izlensin diye söylemiyorum. Ha şu koptu. Kopsun. Bakın. Tam da güzel oldu. Hatta azıcık daha kessem olacak ama şunlar yine kopacak. Şöyle. Olsun. Bu kadarcık yeter. Hemen boyuyorum. Boyuyorum. Hemen onu. Pinçik pinçik yapacağım. Yapıştıracağım. Bu pinçiklerin çok detaylı yapmayacağım şu uç kısımların olduğu yeri. Çünkü orayı çok az görünecek. E az görünecek hocam neden yapıyorsunuz? Ama görünecek arkadaşlar. Gene de hani az da olsa görünecek. O yüzden yine şu detay kırpma işlemlerini yapalım, tamam mı? Evet, İzmir'de de şu an kapalı bir hava var. Heh, bakın. Oldu bitti işte. Hemen silikonum nerede? Silikonu da açmamışım. Evet, öbürünü kullanayım bari bununla uğraşmayayım. Yağmur yağdı yağacak gibi. Ah bir yağsa. Bereket gelse. Hemen bunu da şuraya yapıştıracağım. Bakın. Bakın şurada çok boşluk oldu. Oraya hemen ben bir şöyle iki tane bir tüy yapayım. Orayı kapatayım. Yani çirkin görüntü oluşmasın. Önce bir şöyle alan çalışması yapayım. İyi, güzel. Yani kötü durmasın. Yapalım. Öbürünü yapmayı unuttum. Siz yapmayı unutmayın. Evet, bakın. Doğaçlama çalışma böyle arkadaşlar. Şimdi oraya hatta uzunlardan bir tane daha şuradan bir yerden, şunu şuradan bakın. Şuradan çıkarabilirim şu. Bir yandan iftar hazırlıkları devam ediyor. Bir yandan çalışmalarımız devam ediyor. Evet arkadaşlar şunu da hemen yapıştıracağım artık. Başka bir şeye geçeceğim. Çünkü artık yeterince sanırım bu kanat kısımlarını anladığınızı umuyorum. Kısmı. Hemen şunu alacağım. Sonra ilave ederim ben. Şimdi burada en azından siz görün diye. Bunu da yapıştıralım. Hafif kaldırıyorum bakın. Şöyle hafif kaldırıyorum kenarını. Şöyle. Buraya bir iki tane daha yapsam yeterli olacak. Hatta şimdi bunu şöyle şunu bakın şuraya hem şunu kaldırayım şuraya koyayım daha güzel olacak. Hem şurada yapışma zeminini etkilememiş olacak. Evet bakın şu. Hemen hadi bunu da yapıştıralım. Bu da kurusun. Azıcık silikon. Hemen resmimizi alıyoruz. Bir tane bütün resim. Ben de şurada bütün resmimi alayım. Üzerine koyacağım çünkü. Yoksa yamuk yapıştırabiliriz. Bakın mesela şöyle diyelim. Ben bunu aldım. Şöyle yapıştırdım. Şöyle baktım. Şöyle güzel gibi de görünüyor değil mi? Yani sanki de oldu gibi de. Ama bir de koyalım resmin üzerine bakalım. Doğru mu?
Bakın, işte doğru değilmiş. Kanadını çok açmışım. Şöyle yapacağım. Biraz daha şöyle yukarı. Evet, şimdi oldu. Allah'ım, Allah'ım ne tatlısın sen. Hatta bakın arka tarafı artık kanat tüylerden bir iki tane eklemem bile gerek kalmadı. Şöyle bakın. Bunu kenara bırakalım kurusun, tamam mı? Ben şu bu zülfünün olduğu yeri arkadaşlar tekrar şöyle yaptım bakın. 0 0 0 şöyle bir tane daha çıkarttım. Bunu da göstereyim size. Şu. Gördünüz mü? Bunu da yapıştıracağım. Şimdi kat yapacağım. Biraz böyle hani şeyli dursun. Güzel dursun diye. Evet, daha güzel durdu. Bakın. Daha kabarık durdu böyle sanki ön tarafını kabartmışız gibi saçının. Evet, şimdi bunu kenara bırakıyorum. Bu da kuruyor. Şimdi evlere geldi sıra. Arkadaşlar evlerde bakın ben şu iki evi çıkarttım. Mavi ve sarıyı. Çatısını ne demiştik? Şu çatıyı buradan 0 0 şuradan paylı böyle bir çıkartalım demiştik. Çıkarttım. Şu. Bakın. Şuradan biraz paylı. Bunu ne yapacağız hemen? Yine ne çalışması yapacağım? Sim çalışması yapacağım. Azıcık bir ortalığın kirlenmemesi için bir şeyin üzerine koymam lazım. Şuraya koyalım. Şunun üzerine yapalım. Neydi? Silikonu sürüyorduk. Çok sürmemize gerek yok. Hemen şu sim, toz simi alalım. Yapmayabilirsiniz de. Yani illa yapmanız şart değil. Bakın bu kadarcık yeter. Hemen dokunmadan şöyle kenardan. Evet bakın. Işıl ışıl oldu. Şimdi bunu gerçi ıslak da siz ıslakken yapıştırmayın. Şu çatıyı biraz geri atıyorum arkadaşlar. Biraz geri atın. Buraya yapıştıracağım. Dediğim gibi biraz şu sim üzerinde kurusun. Bakın elime bile yapıştı. Şu an parmağıma yapıştı. Madem yapıştı dursun orada. Aldım. Ben çünkü kenarlarından dikkatli tutuyorum. Çünkü üzerinden bastırırsam elimle yapışacak. Evet. Gördünüz mü? Gördünüz. Evet. Şimdi sıra geldi. Bakın. Şu şerit şeklinde şurası var. Gördünüz mü? Onu da çıkartmış olabilirim ben. Bakayım çıkartmadıysak da çıkartalım. Oraya da sim yapacağız arkadaşlar. Hatta çıkartmayalım. Oraya gerekli yok. Bakın. Hiç çıkartmamıza gerek yok. Silikonu şuraya sürelim. Çünkü bunda bir kaldırma işlemi vardı. Bunda çok kaldırma işlemi yapmayacağız. Çünkü çok belirgin değil. O yüzden sadece silikonu sürsem yeterli olur. Ondan yapmamışım demek ki. Hemen silikonu üzerine döktüm. Evet, harika. Şimdi şurada bacanın şu kısmının olduğu yerde de bakın sim var. Oraya da azıcık silikon. Hemen toz sim. Evet. Şimdi burada şu dumanı beraber kesmiştik. Bakın bunun arkasına ben ne yapmışım? Gördünüz mü? İnce asetat yaptım bu sefer. Bu kalın şurayı şöyle tutayım. Bakın. İnce asetat yapıştırdım. Kalın asetat yapıştırmanıza gerek yok. Varsa kalın asetat yapıştırın. Yoksa bu ince asetat tutacak mı, tutmayacak mı diye ben önceden yapıştırdım. Hem size göstereyim diye. Evet, bakın. Şurada bakın kenarda asetatın fazlalıkları var. Bunu ben yapıştırmıştım. Bu fazlalıkları sonra keserim diye. Şimdi kesiyorum bakın. Şimdi onu göstereceğim nasıl yaptığımı tekrar size. Gerçi önceki videolarımda izlemişsinizdir nasıl yaptığımı. Ama tekrar göstereceğim. Çünkü burada bacalarının bazılarına da asetat yapacağız. Böyle dik durması için, havada durması için. Tamam mı? Evet. Şimdi şurada bir tane bacamız var. O bacamızı keselim.
Onun için bir baca bulmam lazım. Bunu da nasıl keseceğiz arkadaşlar? Şu bacayı da bakın. Bunu da yine bakın şurada şeyi var. Gördünüz mü? Dumanı var. Dumanı ile beraber yapalım onu. Dumanı ile beraber keselim. Şunu ben bir kenara alayım. Yani şöyle alacağım. Buradan geleceğim şöyle. Bakın şöyle geleceğim. Buradan bacayı dumanı ile beraber çıkartacağım. Onun için bir yer bulmam lazım. Evet. Şu. Bacayı şöyle bir doku kazandırayım. Yine şuraya toz sim yaparız. Buraya doku yapmanıza gerek yok. Şuralara çok gerek yok. Hemen bunu da çıkartacağım. Buradan sıfır. Dumanı şu tarafa doğru gelmiş olsun. Ya da şöyle dikte çıkabiliriz. Kontörünü çekin. Şimdi herhangi bir yerden ince asetat olabilir arkadaşlar. Benim elimde vardı şurada önceden kestiğim bir tane. Şu incelikte. Bu kalın asetat. Bakın. Bunun kenarını bu. Burası çok dik. Şimdi buna göre kesmem lazım. Şu. Evet. Bakın bu da bir ambalaj kağıdından kalmış. Bunu buraya koydum. Ters çevirdim. Üzerine şöyle bir kalemle gidelim ki nereye çizeceğimiz belli olsun. Bu yazmadı. Siyah kalemi deneyelim. Şu. Hatta bakın bunu biraz fazla da yapabiliriz. Şey yapalım bunu. Paylı yapalım. Paylı da yapabiliriz, paysız da yapabiliriz. Ne demek istediğimi şimdi size ben şuradan daha iyi anlatacağım. Şuradan yapayım. Şunu tekrar çeviriyorum. Şu alt kısmından bacanın bakın. Buradan şuradan biraz paylı yapacağım. Orayı çıtlatıp içine de sokabiliriz. Öbür türlü de yapabiliriz arkadaşlar. Tamam mı? 3 aşağı 5 yukarı burası belli. Ben bunu böyle kalınca yapacağım azıcık. Sonra kenarlarından kuruyunca kesebilirim. Hani zorlanıyorsanız eğer böyle yapmakta bakın kalem de boyamadı. Silikonumuzu sürelim. Şöyle şu siyahını da alalım. Evet, şu an yağmur çilemeye başladı. Yaşasın. Alacağım bunu. Bastırın şöyle. Bakın iyice bastırıyorum cımbızla. İyice silikon asetata yapışsın. Şu fazlalıklarını kuruyunca keseceğiz, tamam mı? Şu bakın şurada fazlalık var. Bu fazlalığı çatımızın şöyle çatımız buradaydı ya. Şu kısmını delip buradan yapıştırabiliriz. Yapıştırmayabiliriz de. İki seçeneğimiz var yani, tamam mı? Bu şimdi ıslak olduğu için yapıştırmıyorum. Bunu kenara bırakıyorum. Hatta bunu ıslakken şurada şeyi var. Bacanın olduğu yerde kar birikintisi var. Ben de yapayım onu. Şuraya silikonu sürdüm. Şurada yerde kar var bakın. Simler var. Hemen buraya bastıracağım. Oldu. Yeterli. Bunu kenara bırakıyorum. Kenarda dursun. Şimdi sıra geldi. Bunu yaptık. Kırmızı evimizi yapmıştık. Evet. Bakayım. Şu yeşili yapmadık arkadaşlar. Yeşilimizi alalım. Bakın. Yeşilin arkasına da ben asetatımı yapıştırmışım. Bakın. Gördünüz mü? Parlıyor şu. Şu dumanın arkasına asetatı yapıştırdım. Bakın.
Ne kadar dik havada duruyor, gördünüz mü? Bu asla bayılmaz artık. Yani kaç yıl geçerse geçsin bu böyle dimdik havada durur. Yine aynı şekilde bunu kesmiştik. Ne yapıyorum? Bunu böyle hafif şöyle yapıyorum. İçe doğru. Şu bacamızı biraz geriye atıyorum. Bunu çatısını ayrı kesmiştik zaten. Tekrar göstereceğim çatısını. Şu çatıyı buradan 0 0 buradan böyle geldik. Bunu aldık. Şu. Yine böyle boyadım kenarlarına. Dış bükey veriyorum. Buna da kar yapacağım şimdi. Bunun için şunu alayım. Yine silikonumuzu süreceğim. Silikonu hemen uygulayın. Ben silikon sürdükten sonra hemen tosyum uygulamasını yapın arkadaşlar. Yoksa kurur. Hemen kuruyor silikon çünkü. Evet. Bu da çok güzel. Şimdi şöyle silkelim. Oraya yapıştırabilir miyiz acaba? Bunu yapıştırırken şimdi bu ıslak ya, üzerinde basınca burada cımbız izleri kalır. O yüzden çok kımıldatmadan yapıştırabilir miyim diye düşünüyorum. Sanırım yapıştırabilirim. Şöyle tutayım. Neden şöyle öne attım? Biraz böyle hani çatısı önde ayrı durur ya, hani çatı şu zeminden biraz daha yukarıdadır. Onu hissedebilelim diye. Evet, bakın. Öyle de durdu. Boyutlu durdu. Gördünüz mü? Tıpkı şu gibi. Şuradaki kırmızı gibi. Bakın, bunda da kenarını yukarı kaldırmıştık. Yapıştırmıştık. Evet, harika oldu. Şimdi burada da yine şu bacanın şu kısmının olduğu yerde küçük bir kar birikintisi var. Onun için hemen harika. Bu da bitti. Bunu da kenara kaldıralım şimdi. Evet. Sıra geldi. Şunu önceden yapmıştık. Geçen hafta yapmıştık biliyorsunuz. Bakın. Yine aynı mantık. Bakın buraya ben asetat yapıştırmamışım. Yapıştıracağım. Bunu yine böyle geri atıyorum. Şunu yapmadık, değil mi? Heh. Onu ben çıkardım arkadaşlar. Ne yaptım? Bakın. Bunu şöyle olduğu gibi çıkarttım. Sonra iğneyle, şırınga iğnesiyle şöyle koydum. Yumuşak bir zemine koydum. Yumuşak zemin şöyle diyelim. Bakın. İğneyle böyle bastırdım pencerelerini. Çünkü çok küçük arkadaşlar. Eğer pencereler çok küçükse şöyle bakın ne kadar da şirin oldu. İğneyle delin, tamam mı? Ben enjektörün iğnesini kullandım. Deldim. Nihayetinde. Sonra buna bir de şöyle minnacık çerçeve yaptım. Bakın. Ya şu çerçeveyi isterseniz yapmayabilirsiniz. Şuradan bakın içini tekrar oydum. Etrafından çıkarttım. Bir daha çerçeve yaptım. Siz isterseniz yapmayabilirsiniz. Tamam mı? Ben yaptım. Evet. Bunu da hemen bir çerçevesini yapıştıralım. Sonra çatıyı yapıştırırız. Evet. Harika. Şimdi çatımız neredeydi? Burada. Allah'ım, Allah'ım, yapıştırırken bakın şöyle direkt böyle koymuyorum üzerine, tamam mı? Şöyle yapıştırmıyorum. Azıcık şöyle yukarı duracak bu. Öne gelecek yani, tamam mı? Önce bir çatıyı yapıştıralım. Ocakta da süt vardı. Altını kıstım ama inşallah taşmaz. Üzerine kaşık koydum. Üzerine kaşık koyduğunuz zaman taşmıyormuş arkadaşlar. Denedim. Evet, kısık ateşte olursa taşmıyor gerçekten. Metal kaşık koydum. Şunu yapıştıralım önce.
Kurumuştu zaten, elleyebilirim rahatlıkla. Önceki hafta yapmıştık. Bakın şuradaki açığı görüyorsunuz değil mi? Yani şöyle preslemedim arkadaşlar. Böyle dümdüz yapıştırmadım. Bunu geriye attım ki şu çatı formu ortaya çıksın. Hocam şunu yapıştırmadınız, arkasına asetatı sonra da yapıştırabilirim. Önce şunları bir yapıştırayım da. Şuraya azıcık bir silikon süreyim şunun için. Bakın bu çok bile. Önce bir silikonu iyice oraya tutması için döndürdüm. Hemen bunu alacağım. Bastırdım. Sonra azıcık şöyle kaldırdım havaya, tamam mı? Bakın. Şurada azıcık boşluk kaldı, gördünüz mü? Prislemedim yani zemini. Şu. Oy oy oy, çok tatlı oldu, çok tatlı. Evet, bunu da bir kenara bırakalım. Bunun arkasına ben ince asetatı sonra yapıştıracağım. Az önce gösterdim zaten. Bu bitmişti zaten. Şuradaki evimiz bitmişti. Şimdi sıra geldi. Şunu. Bunu üzerine yapmıştık, kar zaten yapıştırmamıştık. Onu yapıştıralım. Perimizin kolu da orada. Azıcık şuraya bakın, mesafe koydum. Burayı da preslemedim. Önce bir bastırın. Ondan sonra şöyle hafif kaldırın, tamam mı? Fazla silikonları temizleyin elinizle. Hemen yine her zamanki gibi bakacağım. Resmin üzerine koyacağım. Doğru mu yapıştırmışım, yanlış mı? Kızın kolundan şöyle yapacağım. Kızın kolu da böyle. Evet, harika. Şimdi bunu da yaptıktan sonra kızımız var burada. Bunu yeni yapıştırmıştık arkadaşlar. Şimdi bunu yapıştırdık ya. Bunu da buraya yapıştıracağım böyle, tamam mı? Şuraya silikon süreceğim. Oradan onu yapıştıracağım. Yalnız bunu yapıştırmadan önce kaymasın. Gerçi şunun arkasına küçük bir şey parçası yapıştırmak istiyordum. Sert dursun azıcık. Küçük bir böyle maket kartonu. Bakayım şurada var mı? Var. Evet, şurada bakın. 3 milim maket kartonumuz var. Neden yapıyorum? Azıcık biraz böyle sert dursun diye. Şuraya koyayım. Çünkü onun altı o, direkt yapıştırmayacağız. Şimdi orada başka bir uygulamamız var. Tabii o ıslak, o ıslak. Biraz şöyle bastırayım. Bastırın arkadaşlar. Şuraya da yapayım biraz. Küçük bir şey. Hatta fazla bile oldu. Çok değil. Küçücük bir parça. Bunu buraya yapıştırdığımız zaman rahat dursun, güzel dursun diye. Şimdi yapıştırabilirim artık. Hemen bunu alıyorum. Bakın şurada pay bırakmıştık. Yapıştırma payı bırakmıştık. Çok sürmenize gerek yok. Şu kolunun olduğu yere de çok az silikon. Çünkü kolu da oraya yapışacak. Hemen yerine koyuyorum. Perimizi. Allah'ım şunun sevimliliğine. Bunu da şöyle yapıştıracağım. Şuradan bastırayım. Oradan kurusun. Bu da buradan kurusun. Bakın silikonu hemen temizliyorum. Ne yapıyorum? Hemen penyeme şuradan amaç peri kızıyla, tabi hepsi ıslak olduğu için kayma ihtimali oluyor arkadaşlar. Siz bu kadar hızlı yapmayın, tamam mı? Sonra
Sonra bunu kaldıracağım zaten şöyle. Bunu böyle kaldıracağız. Bunu kurumaya bırakacağım şimdi arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bunlar kurusun. Sonraki hafta görüşelim. Yalnız şurada ayımız var. Şu ay parçası. Onu dokusunu güzelce kazandıralım böyle yan yan, verevli verevli. Buradan 0 0 0 hemen çıkartalım. Onu da yapıştıralım. Yani değişik kombinasyonları var arkadaşlar. İsterseniz buralara toz simden de serpebilirsiniz. Hani böyle gece ışıl ışıl kar yağarken böyle parlar ya, kar taneleri böyle. Öyle de yapabilirsiniz. Yapmayabilirsiniz de. Ben şimdi yapmadım. Yeterince ışıltı var.